TÜİK açıkladı. Enflasyon Mart'ta %2,29 oldu. Peki emekli ve memur ne kadar zam alacak? Bu merak edilen bir soru. Böyle müstehsi bir gülümseme gördüm sende. 2,29 çok güzel rakamlar, evet. Bunlar. Gönül ister ki daha da altlarda olsun. Tabii. Normal enflasyonda %50 civarındaymış. Wow. Gayet iyi. Enflasyon karşısında ezildik. En düşük 15 bin. Bekleyip göreceğiz. Ocak'ta %6,65, Şubat'ta %3,15, Mart'ta ise %2,29 çıktı. 3 aylık enflasyon rakamlarıyla emekli şimdiden %12,5'luk zammı garantiledi. Memurlarda %8'lik toplu sözleşme zammının üzerine ilk 3 ayda çıkmış oldu. En az 14-15 bin lira olmasını istiyorum ve talep ediyorum. 3 aylık enflasyon rakamlarıyla emekli ve memurun yeni maaşları için ilk sinyalde gelmiş oldu. Milyonlar yeni maaşlarını hesaplamaya başladı. Yeni maaş için ilk açıklamada Memur Sen'den geldi. Memur Sen Başkanı Seyyanen zam talebinde bulundu. Memur ve emekli memur için şimdiden enflasyon farkı %4,19 olarak gerçekleşti. Bunun üzerine 3 aylık enflasyon farkı daha eklenecek. Emekli maaşındaysa beklenti en fazla %17 zam. 7500 alıyorum. En kötü kira 6000 lira. Yani en az %30 olması lazım bence. Ben isterim. Niye istemeyeyim ki emekli maaşımın 15 olmasını? Niye 9 lira alayım ki? En düşük emekli maaşı da 7500 liraya çıkmıştı ama Temmuz maaşı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Maaşlar 7500 lira üzerinden değil, kök maaş üzerinden hesaplanacak. Maaşı 7500 liranın üzerinde olan emekli doğrudan 6 aylık enflasyon zammı alacak. 7500 liranın altında kalanların maaşı kök üzerinden hesaplanacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanacak. 6 aylık enflasyon zammını alacaklar. Kimler? Maaşı 7500 liranın üzerinde olan emekliler. 2000 lirada biliyorsun bayram ikramiyesi. Bayram ikramiyesi var. O da resmi gazetede yayınlandı. Evet, soru hayırlı çok olur. Güzel değil miydi ama? Neyi? Neden ben 15 lira almayayım, 9 lira alacağıma? Neden? Yani sorulabilecek en masum ve en güzel sorulardan biri. Aslında. İşte yani hani birazdan konuya gireceğiz de paranın alım gücü olsun yeter, evet. Ki. Yani 15 bin lirayı da alsan alım gücü yoksa sıkıntı olabiliyor. Bir süre sonra diyoruz ki niye 20 olmasın? Bir süre sonra 30 niye olmasın vesaire. Şimdi enflasyon rakamları biz genelde hani çarşı pazar düzeyinde inceliyoruz, evet. Ya peynirin fiyatı şu olmuş, soğanın fiyatı bu olmuş vesaire. Ama asıl olan bu işte. Yani memura emekliye gelen zamları etkiliyor enflasyon rakamlarının verilerinin doğruluğu. Dolayısıyla o şekilde bakmak lazım olaylara. Evet, cevaplar onda. Diyorlar ki bir ailenin, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırında geldiği nokta budur. Bizim ihtiyacımız olan